Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine duygusal ilişkiler üzerine bir çalışma paylaşacağım. Şöyle bir baktım, 200'e yakın video çekmişiz bugüne kadar. Ama duygusal ilişkilerle ilgili çalışmalar muazzam bir talep görmüş. Bu kadar talep gören videoları gördüğüm bu kişilerden aldığım geri bildirimlerdeki bu zayıflıkları da cevapsız bırakmak gerçekten yanlış olur diye düşündüm ve bu yanlışlıklar üzerine, bu soruların, bu yoğun gelen soruların ortak noktasına cevap vermek üzere bu çalışmayı paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi en önemli sorulardan biri, ben kendi içimde bu zihnimizin kabul etmediği, egomuzun kabul etmediği bir çalışma çünkü. Ben kendi içimde bir çalışma yaptığımda bu karşı tarafı neden ve nasıl etkiler? Çünkü ben kendi içimde yapıyorum. Bu bir zihin yanılsaması mı diye. Hayır arkadaşlar. Kuantum düzeyde zaman, sınır ve zihin yok. Dolayısıyla zihnen düşündükleriniz kuantum düzeyde geçersiz. Biz şu an yaşadığımız realiteyi İçten dışa doğru yaşıyoruz. Dışarıdan içe doğru değil. Yani dışarısı bizi etkilemiyor. Biz içimizde yaşadıklarımızı, o programı dışarı yansıtıyoruz. 1 ile 7 yaş arasında beynimiz teta düzeyinde çalışır. Bir çocuğa bakın, 1 ile 7 yaş arasında bir oyun oynarken ne kadar yaratıcıdır, ne kadar hayal dünyasındadır. Adeta olayları yaşar ve siz ona bir şey sorsanız o sizi duymaz. Çünkü öyle bir konsantre olmuştur ki beyin dalgaları teta düzeyinde çalışır. 1 ile 7 yaş arasında. Ve bu düzeydeyken beyin o kadar alıcıdır ki, o kadar hassastır ki etraftaki tüm bilgileri de oraya depolamaya başlar. İşte 1 ile 7 yaş arasında bizim hayatımızı yönlendirecek olan program yüklenir. Bu program nasıl değiştirilir? Duygusal ilişkilerimizi de etkiler. Maddi, manevi, tüm sorunlarımızı kapsar bu program. Dolayısıyla buraya ne yüklenirse tüm hayatımız boyunca bunu yaşarız. Duygusal ilişkilerde en önemli sorunlardan biri, kendi içimizde yaptığımız bu çalışmaları dışarıya nasıl etki ettiririz? Yani karşı taraf nasıl ve neden etki alır? Bu çok saçma diye düşünürüz. Çünkü bu zihnin bir yanılsamasıdır. Biz iç dünyamızda, madem ki bu içten dışa yansıyan bir realite, bu olayları da iç dünyamızda düzeltmek zorundayız. Bu size şu bilgiyi daha önce çok verdim. Bir sinema salonu düşünün. Karşımızda perde ve arkamızda projektör. Ve film seyrediyoruz. Film korku filmi sizi çok fazla etkilemeye başladı. Panik atak geçecek durumdasınız ve kalkıp perdeyi silmeye çalışıyorsunuz, yırtmaya çalışıyorsunuz film orada dursun diye. İşte hayatımızı böyle yönlendirmeye çalışıyoruz. Dışarıya müdahale ederek durdurmaya çalışıyoruz. Halbuki projektör yani kalbimizden, o duygulardan yansıyan bu realiteyi de orada o projektördeki filmi değiştirerek yani İç dünyamızdaki bu programı değiştirerek ancak ve ancak düzeltebiliriz. Dolayısıyla iç dünyamızda yaptığımız çalışmalar eğer karşı tarafta bir sorun görüyorsak o sorun bizim iç dünyamızdan oraya yansıyan bir sorun. Yani kuantum düzey öyle bir çalışır ki sizin realitenize çıkartır ta ki siz onu kendi içinizde düzeltinceye kadar. Bununla ilgili size bir çalışma vereceğim. Şimdi diyelim ki karşı tarafta sürekli bir sorun görüyoruz. Yani karşı taraf size göre istediğiniz bir kişi değil. Peki o kişiyi istediğiniz bir kişi değilse şu çalışmayla düzeltmenizi istiyorum. Öncelikle karşınızda boş bir sandalye hayal edin. Bu aynı zamanda çok ileri derece NLP tekniklerinde de kullanıyor. Karşınızda bir sandalye. Gözlerinizi kapatın. Hadi gelin beraberce yapalım. Gözlerinizi kapatın. Derin diyafram nefesimizi alalım.
Ve karşımızda boş bir sandalye, beyaz bir sandalye olsun. Bu sorunlar yaşadığımız, duygusal ilişkilerde sorunlar yaşadığımız kişiyi, bakın bunu farklı şeyler içinde kullanabilirsiniz. Yani iş yerindeki geçinemediğiniz insanlar, aile içinde geçinemediğiniz. Ancak bunu duygusal ilişki olarak ben şu anda uyarlıyorum. Ve o koltuğa veya sandalyeye bu kişiyi oturttum. Şimdi bu kişide sorun olarak gördüğünüz her neyse, onun bakış açısından kendinize bakın. Yani oturttuğunuz kişi siz olun ve oturan kişi gene kendiniz olsun. Ama onun bakış açısından şöyle bir kendinize bakın. Gerçekten bu sorunlara sahip misiniz? Yani sorun olarak gördüğünüz kişi onun gözünden baktığınızda, çünkü sorunu biliyorsunuz siz, gerçekten ona sahip mi? Ondan dolayı mı bu ilişki yürümüyor? Bunu zihin, ego bir müddet direnç, buna karşı bir direnç gösterebilir. Ancak gerçekten nötr olarak bakmanızı istiyorum. Onun gözünden baktığınızda gerçekten bu sorun size mi ait? Diyelim ki evet, hala evet bu sorun siz ona ait. Yani siz doğru teşhis yapmışsınız. Hemen kendi bakış açınıza geçin. O zaman sizin kendi içinizden yansıyan, yani sonuç olarak yine olay sizde bitiyor. Burada bunu size dile getirmeye çalışıyorum. Yani onun bakış açısından bakmanızın sebebi de zihninizi bu konuda ikna etmeniz. Çünkü kendi kendinize kabullenmek bazen zor olabiliyor. Zihin, ego karşı çıkabiliyor. Şimdi bu konuyu kendi içinizde gerçekten böyle bir sorun varsa ve o kişi sizin istediğiniz yönde bu ilişkiyi yürütmüyorsa, siz kendi içinizde bakın bakalım orada ne kadar payınız var? O sorun olarak gördüğünüz olaylarda ne kadar payınız var? Ve o konuda kendi içinizde bir düzeltme yapın, bir çalışma yapın. Bunu spesifik olarak bir çalışma veremiyorum. Çünkü herkes için farklı bir durum, farklı bir sorun vardır. Yani kimisi sürekli terk ediliyordur, kimisi ilgisizlikten yakınıyordur, kimisi karşı tarafın dürüst olmadığından yakınıyordur. Yani bunları kendi içinizde bakın bakalım, evet şöyle vereyim ben size. Diyelim ki dürüstlükle ilgili bir sorunumuz var. İnanmıyorsunuz söylediklerine, güvenmiyorsunuz, sürekli onu takip ediyorsunuz. Bakın bakalım kendi içinizde de bir kısım bu konuya uyan bir sorun var mı? Acaba kendi içinizde kendinize güveniyor musunuz? Onu sevdiğinizde inanıyor musunuz? Veya gerçekten egonun bir oyunu olarak o beni seçsin, ben kendimi güzel istediğim veya işte bir başka kişi varsa evet o beni seçsin durumu mu, rekabet mi var orada? Bunlar çok önemli ilişkilerde. Yani ben burada ilişki uzmanı olarak size bir tavsiyede bulunmuyorum. Bu kuantum düzeyin çalışması. Ben kuantum düzeyi konusunda size bilgiler veriyorum. Yani kuantum düzey kendi içimizde ancak çalışılarak ulaşılan bir düzey. Dışarısı diye bir şey yok. Bunu her zaman için size söylemek zorundayım. Çünkü kuantum düzeyin şu basit bir temel bilgisini eğer kavrayamazsanız, yapacağınız çalışmalarda sürekli zihin ağır basar. Çünkü dışarısı olarak zihin hep empoze eder her tarafı. Yani kendi içinizde hiçbir düzeltme yapamazsınız. Hep dışarısı sizi etkiler. Hep dışarısı, dışarısı, dışarısı. Bakın bunu daha önce size binlerce kez söyledim. Dışarısı diye bir yer yok. Hep içten dışa doğru yaşıyoruz her şeyi. İnanın bu böyle. Kendi içinizde bir düzeltme yaptığınızda her şey düzelmeye başlıyor. Bu ilişki konusunda verdiğim bu sandalye tekniğini bir uygulayın. Bir onun bakış açısından kendinize bakın. Aradaki sorun neyse, eğer o sorun sizin içinizde bir küçük yer teşkil ediyorsa onu düzeltin. Bakın bakalım karşı tarafa nasıl etki edecek. Bir diğer konu da
Bu kuantum düzeyde çalışırken burası çok sınırsız bir alan. Her zaman onu söylüyorum. Sınırsız ve zamansız. Bazı konuları etiketleyip bu olur mu, bu olmaz mı, bu imkansız diye etiketlediğiniz an zihin devrededir. Bu etiketleri kaldırmanızı istiyorum. Yani bir konuda imkansız, işte o başkasıyla artık beraber bu imkansız veya işte o şunu yapıyor, bu tamamen imkansız diye etiketlediğinizde o imkansızdır. O da doğrudur. Dolayısıyla bu alanda bunu unutmayın, zihin yok, sınır yok, zaman yok. Bir diğer önemli konu da duygusal ilişkilerde yaşadığımız karşı tarafın enerji alanı diye bir kavram söylüyoruz. Onun alanına, bilinçaltı alanına girmek doğru mu? Ne kadar etik? Arkadaşlar, böyle bir şey yapamazsınız zaten. Onun enerji alanına girmek, ona müdahale etmek diye bir şey yok. Bunu her zaman söylüyorum. Kavramak çok zor. Ancak kuantum alan sınırların dahi ötesinde bir alan. Yani sınırsızlık diye bir şey de söz konusu değil. Çünkü sınırsızlık da bir sınır. Orası öyle bir alan ki orada sonsuz sayıda olasılıklarının sonsuz sayıda versiyonları mevcut. Nasıl bir ilahi düzen değil mi? Yani sonsuz sayıda, sonsuz da bir sınır çünkü. Ama onu söyle, yani o sonsuzluğu ifade edecek kelimeler yetersiz. Öyle bir kelime yok zaten. Ama en azından bu derinliği, bu sınırsızlığı anlamanız için sonsuz kelimesini kullanıyorum. Orada her şey mümkün. Kimsenin enerji alanına müdahale etmiyorsunuz. Siz kendi içinizde ne programı yaşıyorsanız, hangi program yüklendiyse onu yaşıyorsunuz. Her olasılık şu an zaten evrende yaratılmış vaziyette. Dolayısıyla sizin uyumlandığınız her alan, siz ne hissediyorsanız onu çekiyorsunuz. Çekim yasası denen şey de bu zaten. Yani içinizde hangi program varsa o programı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin hayatına müdahale etmiyorsunuz. Kimseye zoraki bir şey yaptıramazsınız zaten. Öyle bir şey yok. Onun sizin içinizdeki o programa uyan versiyonunu çekiyorsunuz. Onun zaten sonsuz sayıda diğer versiyonları hala orada mevcut. Onlara bir dokunma yapamıyorsunuz. Bakın ben size tekrardan, bu çok ağır bir konu aslında. Ama bunları vermek zorundayım. Bu kadar video çalışmaları veriyorum size. Bunları anlamanız açısından bir film karesi gibi düşünün. Zamanın aktığı bir film karesi. Önünüzden her bir kare, her bir salise diyelim artık, an diyelim. Her bir an orada mevcut. Onu sadece hızlı bir şekilde geçirdiğinizde zaman olarak anlıyorsunuz, algılıyorsunuz. Her biri orada mevcut. Her hareket, her sonsuz sayıda o şu anki halinizin sonsuz olasılıkları mevcut. Kuantum düzey böyle bir yer. İşte burada Yüce Yaradan'ın bizi yarattığı bu alanın muhteşemliği ortaya çıkıyor. Her şey, her an sonsuz sayıda mevcut. Sadece içerideki o programa bağlı bu hayatı yaşıyorsunuz. Ben bu bilgileri sizlerle gerçekten paylaşmayı çok önemli gördüm. Çünkü parça parça aldığım geri bildirimlerden, kimi videolardan, kimi özel mesajlardan aldığım soruların genel anlamdaki bir yoğunluğunu size aktarmak istedim. Bu konuda demek ki bayağı bir karmaşa yaşanıyor. Bu konuları sizlere biraz daha böyle bir açıklamak istedim. Eminim ki bu konuda bir takım böyle bir tamamlamalar olmuştur şöyle bir aklımızda. Ancak yine de hala eksiklikler varsa, hala kavrayamadığımız yönler varsa hiç bu konuda kendinizi gerçekten eksik görmeyin. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yüzyıllardır zihnimiz böyle çalıştı. Dolayısıyla bunu hemen ha deyince de her şeyi değiştirmek öyle bazen kolay olmuyor. Her şey pratik meselesi, her şey tekrar etme meselesi. Bir fiziksel dünyamızda dahi bir konuda ustalaşmak için yüzlerce pratik gerekiyor. Bilinçaltımız da böyle. Beynimizin o kısmını, o yönünü kullanmak da bazen pratik gerektiriyor.
Bu konuda dediğim gibi umutsuzluğa kapılmayın. Biraz sabır. Her şey düzelir. İmkansız diye bir şey yok. Bizim bu kanalımızda, çalışmalarımızda imkansızlık yok. Ha, biraz belki süreç alacaktır. Ancak sonunda çözülecektir her şey. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın.